Hepinize merhabalar. Ben Sabancı DX Genel Müdürü Burak Aydın. Şimdi bu Covid süreci bütün dünyada müthiş bir disruption yarattı, ezber bozma yarattı. Biz ezber bozmayı aslında son 10 senedir çok çok kullanıyorduk. İşte Tesla elektrikli arabalarda bir ezber bozdu, yeni bir segment yarattı, çok ciddi yukarı doğru gidiyor. Benzerini Apple yaptı, farklı şirketler yaptı diye. Ama ezber bozma hep bir şirketlerden geldi. Şimdiki ezber bozma bizim göremediğimiz bir virüsten geldi ve inanılmaz etkilerinin olacağını yazılıyor, çiziliyor, okuyoruz, görüyoruz, duyuyoruz. Bunun bir Rönesans'a benzetildiğini çokça şahit oldum ki benim çok da hoşuma gidiyor. Çünkü çok farklı bir dönemin kapılarını açacak. Hani artık gerçekten eski alışkanlıklardan uzaklaşmak mecburiyetinde olduğumuz, yeni bir dönemde yeni bir akıl yapısıyla, mindsetle ilerlememizin gerektiği konusunda mutabık olduk. Burada yeni normali tanımlarken dönüp geriye takılıp kalmanın bir anlamı yok. Çünkü hani artık geçmişte olanların geleceğe uzantısının kırıldığı bir noktadayız. Evet, orada belirli kazanımlarımız vardı ama yeni dünyada, yeni normal düzenin içerisinde çok farklı bir gündem bizi bekliyor. Ben birkaç tane örnek vermek istiyorum. İşte bugün dijital ticaret Türkiye'de %4 ila 6 segmentinde ilerlerken birden hepimiz evlerde sanal marketlerin içerisinde sepetleri doldururken bize tedarik slotu açılacak mı açılmayacak mı diye beklerken bulduk kendimizi. Carrefour'un hafta sonu elektronik ticareti 12 kat arttı. İtalya'da %81 artış olmuş elektronik ticarette ki nüfusun yaşlı olduğu bir ülke İtalya. Veya telemedicine. Uzaktan sağlık hizmetleri. Artık hepimiz hastanelere gitmeye korkar olduk. Ve çok farklı hastaneler uzaktan sağlıkla ilgili sistemlerini hazırlıyorlardı. Daha da hızlandırdılar. Geniş kitlelere ulaşmaya başladı. İsveç'te KR'ye telehealth'in subscription rakamları %200 artmış. Telemedicine'a olanak sağlayacak regülasyonları ve hukuki altyapıyı da Fransa, Güney Kore, Amerika hızlıca geçirdiler. Dolayısıyla hani eskiden çok da fazla takılan şeyleri şimdi hızlı hızlı ilerletiyor ülkeler. Sebebi de şu, hepimiz hastanelere gitmeye korkar olduk. Ama uzaktan da sağlık hizmeti almamız lazım. Dolayısıyla telemedisinde güzel bir örnek bu yeni normal kavramı içerisinde hayatın nasıl değiştiği. Şimdi bir diğer tartışma da yine telemedisinden gidecek olursak, biz yarın öbür gün aşı bulunduğunda, her şey normale döndüğünde, inşallah bu senenin sonunda olur bu, tekrar koşa koşa hastanelere gidecek miyiz? Yoksa önümüzdeki 8 ayda belirli hizmetleri evden hiç kalkmadan, gitmeden, yorulmadan, strese girmeden, park, trafik karmaşasına girmeden alabilecek miyiz? Almaya devam mı etmek isteyeceğiz? Beklentiler bundan sonraki dönemde telemedicine örneğinde olduğu gibi insanların sosyal olarak karşı karşıya geldiği ortamlarda hizmet vermeye geri dönecek bir alternatifin hayata geçtiği yöntemin yanında hibrit bir yapıyla mutlaka daha dijital, daha sanal uzaktan hizmet sağlama modellerinin sunulacağını, çünkü bu alışkanlıkların insanlarda yerleştiğini söylüyor. Dolayısıyla güzel bir örnek. Bir diğer yeni normal başlığı da aslında otomasyona geçiş veya robotlara geçiş. Şimdi McKinsey'nin 2017 yılında açıkladığı bir rapor, 2030 yılına kadar robotlara geçiş peyderpey hızlanacağı ve 2030 yılında 400 milyon ila 800 milyon işin robotlar tarafından yapılacağını söylüyordu. Şimdi 2030 yılına 10 sene varken birden bunu hızlandırmanın ne kadar elzem olduğu. Çünkü virüs sayesinde üretimin aksamasının şirketlerin sağlığını tehlikeye attığını, ekonomik çarkların dönmemeye başladığını gördük.
Dolayısıyla 2030 yılı çok daha geriye çekilecek. Bir diğer yeni normal başlığı sanal ve arttırılmış gerçeklik. Artık görünen o ki biz evden de çalışmayı hayatımızın bir parçası haline getireceğiz. Ama sanal ve arttırılmış gerçeklik bundan sonraki dönemde çok daha fazla hızlanacak. Özellikle 5G ile beraber birçok şeyi uzaktan oradaymışçasına yapacağız gibi gözüküyor. Bu yeni normalde önemli olan şey dijital deneyimlerin artması. Sevgili Serdar da bundan çokça bahsetti. Dijital deneyim veya akışkan deneyimler gelip bizim hayatımıza, bireysel hayatımıza, iş hayatımıza yerleşmeye başladılar. Dolayısıyla evet tekrar eskiden yaptığımız işlere belli oranda geri döneceğiz ama yeni iş yapış modelleri de bu hayatın bir parçası olacak. Burada birkaç başlık bence çok önemli. Bir, müşteriler dünden daha kuvvetli hale geldi. Çünkü bütün dünyada 2-3 sene sürecek bir resesyondan bahsediliyor. Veya stagflasyondan bahsediyor. Farklı farklı formlarda bir ekonomik geri dönüş olacak. Burada önemli olan şey müşterinin gücünün arttığı ve bizim de buna farkında olduğumuz bir dönem olması. Müşteri elinde parası azalmış bir parası, disposable income olacak ve bunu çok daha seçici harcayacak. Dolayısıyla müşteri eskiden kraldı, şimdi çok daha büyük bir imparator oldu. Bunu mutlu etmek mecburiyetindeyiz. Bir. İkincisi, müşteriler daha fazla dijital müşteriler haline geldi ve bu da arkada çok daha fazla dijital ayak yüzleri bıraktıklarını bize gösteriyor. Şimdi zaten hiper competition, hiper rekabet ortamını yaşıyorduk. Şimdi daha da hiper rekabet olacak. Ve buradaki ayak izlerini hepimiz iyi koklayıp bunları değere dönüştürmemiz gerekecek. İkincisi, bu dönemde işlerimizin hepsi stres altında. Hangi işi yaparsak yapalım stres altında işlerimizi devam ettiriyoruz. Ve ciddi bir stres testinden geçiyor. Bu stres testinin en önemli özelliği aslında dijital olarak ne kadar işlerimizi sürdürebiliyoruz, sürdürebileceğiz, kayıp vermeden sürdürebileceğiz. Bunların çok kritik olduğunu gördük. Ve daha kısıtlı iş kaynağıyla, kas gücü kaynağıyla işlerimizi topu yere düşürmeden devam ettirebiliyor muyuz, ettiremiyor muyuz? Bu önemli olmaya başladı. Yine işlerimizin içerisinde Serdar'ın da bahsettiği tedarik zincirinin ne kadar ölümcül olduğunu, ne kadar kritik olduğunu, buradaki küçük marjların bizim bugünkü durumumuza nasıl etki gösterdiğini gördük. Ve yeni dünyada aslında bu tedarik zincirini, bunu takip etmenin, bunun çevik bir şekilde ele almanın ne kadar kritik olduğunu gördük. Yine bireysel hayatlarımıza dokunacak olursak aslında hepimiz yaklaşık 5 haftadır evlerdeyiz. Evlerde 4 duvar arasında işimizi devam ettiriyoruz. İşimizi devam ettirirken çalışma saatlerimiz uzadı. Verimliliğimizi düşürmemeye çalışıyoruz. Çünkü şirketlerimize olan sorumluluğumuz gereği şirketlerin başarısı ve sağlıklı ayakta kalması için bunu performansı düşürmeden hatta stres altında olduğu için işler arttırarak devam ettirme gereğini gördük. Şimdi peki ne yapmalıyız? Yani bunların birçoğu saptama, yeni normalden bahsettik, değişen müşteri beklentilerinden, işlerin yeniden harmanlanmasından, bireysel hayatımızın değiştiğinden bahsettik. Peki bundan sonra ne yapmamız lazım? Bir, bu bir disruptionsa bizim dijital Darwinizm teorisine uygun olarak buna en iyi adapte olan şirketlerden, bireylerden biri haline hızla gelmemiz lazım. Adaptasyon hızının çok hızlı olması lazım. Eğer yavaş kalırsak çok tehlikeli, öngörülemeyen bir dünyada yol aldığımız için zarar görebiliriz. Dolayısıyla hem şirketler olarak hızlı adapte olmamız lazım, hem bireyler olarak bu dünyaya hızlı adapte olmamız lazım. Şu bir gerçek, hani Freddie Mercury'nin şarkılarda bahsettiği gibi şovun devam etmesi lazım. Ve hızla devam etmesi lazım. Hiper competition'ın olduğu bir dünyada daha dijital, daha analitik, teknolojiyi değer yaratmak için daha fazla kullandığımız bir döneme adapte olmamız lazım. Hızlı hızlı bunu hayata geçirmemiz lazım. Burada aslında
bugünü yönetmek hayatın bir gerçeği. Hepimizin sorumlulukları var. Hepimizin şirketlerde bilançolar var ve bu bilançolar negatif yazma riskiyle ekonomik durumlardan dolayı karşı karşıya olduğumuz gerçekten yola çıkarak bize bugünü yönetme sorumluluğunu yüklüyor. Bu bir gerçek. Ama Serdar'ın da sunumda Harvard Business Review case'lerinden de bahsettiği gibi bugünü yönetme sorumluluğu bizi yarındaki yükümlülüklerimizden ve sorumluluklarımızdan kurtarmıyor. Yarına da hazır olmamız lazım, yarını da planlıyor olmamız lazım ve yarın içinde bugünden harekete geçiyor olmamız lazım. O yüzden de dijitalleşme eforlarını dünkü hızından vites arttırarak yukarı çıkartmamız lazım. Bu dönemde bilinmeyenler çok. Yeni dünya düzeninde birçok şeyi deneyimleyerek, deneyimsel olarak Ar-Ge'ye vakit ayırarak, inovasyona vakit ayırarak devam ettirme gereği de aslında bugünün bize dayattığı başlıklardan biri. Ben daha fazla konuşmamı uzatmak istemiyorum. Burada durup soru cevap bölümü için sevgili Serdar Turan'ı da davet etmek istiyorum. Evet Burak, çok teşekkürler. İlginç bir dönem gerçekten. Hem böyle insan, ya biz bunları zaten konuşuyorduk 5-6 yıldır ve bir anda bir fast forward oldu gibi hissediyor. Bir taraftan da o kadar da kolay değilmiş, yani yazıp çizdiğimiz gibi bu işleri hop öyle yap, tık böyle yap, o da kolay olmuyormuş. Bunu gerçek hayatta görüyoruz ama söylediklerinden bir şey benim ilgimi çekti. Dedin ki hem bugünü götüreceğiz hem de yarına hazırlıklı olacağız diye. Bunu teknoloji perspektifinden baktığımızda bu çift ambidexterity diye tabir ediyor bizde Michael Tushman diye bir hocamız. Bu nasıl olacak? Biraz bununla ilgili görüşlerini açar mısın bize? Nasıl olacak da hem bugünü hem de geleceği aynı anda görüp götürüyor olacağız? Aslında bu dönemin bize yüklediği bir misyon bu. Eskiden bu yok muydu? Eskiden de vardı ama eskiden çok daha rahat bir ortamdaydık, değil mi? Yani böyle stres testi altında değildik. Öngörülebilirlik hani yıllarla ifade ediliyordu. Şimdi yıl falan yok. Yani öngörülebilirlik önümüzdeki hafta ya düşmüş vaziyette. Yani önümüzdeki hafta ya hani aşı 5 sene alacakmış kararı çıkabilir veya önümüzdeki hafta ya aşıyı bulduk işte hani normal hayata geri dönüyoruz şeyi de çıkabilir. Dolayısıyla eskiden bizim şey lüksümüz vardı. Evet, hadi bugünü yönetelim, rahat bir ortamda da önümüzdeki dönemi planlayalım, 3-5 senelik planlar yapalım, bunları da belirli revizyonlardan geçirerek execute etmeye başlayalım. Şimdi bu stres testi bize aslında bugün, evet tedarik zincirinde problem var, evet talepte problem var, evet arzda problem var. Bir yandan bunları yönetmemiz lazım. Çünkü hani ticarethanelere başarı lazım. Çok zor şartlarda başarı lazım. İnsanların eve çıkamadığı, alışkanlıklarının değiştiği, birçok kesimin aslında ciddi maaşlarının ödemelerinde sıkıntıya düştüğü COBİ'leri duyuyoruz veya işte restoranlardaki disposable income'ların üzerine kurulu hayatlardan bahsediyoruz. Bir yandan da yarını planlamamız lazım. Çünkü yarın bugünden çok daha fazla dijital olacak. Yarın bugünden çok daha fazla teknoloji temelli olacak. Teknoloji temelli değer yaratma üzerine olacak ama eğer biz bugünün karmaşası içerisinde yarını planlayıp bugünden yarın için harekete geçmezsek yarın çok geç olacak. Yani hani şu lüksümüz yok bizim. Ya şimdi ortam çok kalabalık, çok karmaşık, ekonomik olarak çok dalgalanma var. Yarını boş verelim. Şimdi sadece bugüne odaklanalım. Önemli olan suyun üstünde kalmak, burnumuzu suyun üstünde tutmak dersek tutamayacağız. Çünkü 2021 yılına geldiğimizde işte Mayıs'ta bu dönemi tekrar tartıştığımızda ya biz hiçbir şey yapmamışız ama rekabet almış yürümüş gitmiş. Biz rekabetçiliğimizi kaybetmişiz. Sürdürülebilirlik problemimiz var dediğimizde bugünün stresinden daha büyük bir stres yaşayacağız. Çünkü ayaklarımızın altındaki dünya kayıyor. Bizim koşmaya, hareket etmeye ihtiyacımız var. Evet, çok karmaşık bir durum bugün.
Bugün çok fazla bizlerin, yöneticilerin çok fazla problemi var ama bu yarına olan sorumluluğumuzdan bizi kurtarmıyor. Ve ben çok sevdiğim bir sözle bitireyim. Hani umut etmek bir strateji değildir diye bir çok sevdiğim bir söz var. Yani umut ederek hayatta kalamayız. Stratejimizi yapmamız lazım. Bugün uygun strateji yapıp bunu execute etmemiz lazım hızlı hızlı. Evet, gerçekten bugün çok bence önemli dinamiklerden biri de bütün alışkanlıklar, bildiğimiz modeller, pazardaki bakış açıları, o assumption diye İngilizcesini kullandığımız o genel kabuller bir kenara atılıyor veya ya şimdi buna sonra bakarız veya ya bize çok uygun değil galiba dediğimiz bir sürü dijital süreci mecburiyetten denemek, içselleştirmek durumunda kalıyoruz ve bu alttan gelecek disruptorların da yolunu çok açmış gibi gözüküyor. Bu noktada evet. Şunu merak ediyorum. Bu disruption, teknoloji, konuştuğumuz konular sanki böyle dijital doğan şirketlerin dünyasıymış, onların oyun alanıymış. Yerleşik şirketlerde burada böyle sürekli savunmada durmak durumunda olan yapılarmış gibi algılanıyor. Ama yerleşik şirketlerin bu dönemde bu teknoloji ve disruption kaslarını nasıl etkili kullanabilirler? Onların güçlü olduğu noktalar neler sence? Valla yerleşik şirketlerin aslında temellerinin daha sağlam olduğu, en azından iş yapış modelleri açısından sağlam olduğu düşünülebilir ama hani bence şeyi ayıklamak lazım. Bugünün iş dünyasında ne yaparsak yapalım dijitalleşme tam işin kalbine yerleşti. Eskiden dış çeperindeydi. Çeperden merkeze doğru hareket etti. Şu anda tam kalbinde. Ne iş yaparsak yapalım dijital ve teknolojiyi kullanmadan yarına varamayacağız. Bu hani bizim gibi işte hani teknoloji dünyasında olan şirketler için konuşmak kolay ama tarım mesela, yani tarımı biz eğer sensör bazlı tarıma döndürmezsek yarın öbür gün tekrar bir virüs vakası yaşandığında mekanikle sensörleri bir araya getirip verimi arttıramazsak sağ çıkamayız. Veya biraz önce ben telemedisin örneğini verdim. Yani telesağlık hizmetlerini biz 10 senedir konuşuyoruz. Ben Intel zamanındayken de çok farklı pilot projeler yaptık farklı hastanelerde. Ama pek yol kat edemedik. Yol kat edemememizin iki tane sebebi vardı. Teknoloji yeterince hazır değildi. Regülasyonlar izin vermiyordu. Şu anda teknoloji gayet hazır. Yarın daha da hazır olacak. Regülasyonlar da bugün sayesinde aslında insan sağlığı ve insan odaklılığının önünü açması gerektiğini gördü. O yüzden de açılıyor. Dolayısıyla hani sağlık gibi, tarım gibi teknolojiyle nasıl çalışacağını deneyimleyen sektörlerde bile dijitalin ve teknolojinin önemi çok arttı. Bütün sektörler böyle. Bugün çimento örneğini daha önce seninle de paylaşmıştım. Yani çimento hani çok geleneksel yöntemlerle 1900'lü yılların başlarından beri aynı yöntemlerle ürün, mamul üreten, toprağı alıp çimentoya çeviren bir sektör olarak biliniyor ama bugünün dünyasında 4500 tane sensörü dinleyip onların ne söylediğini anlayıp enerji tasarrufunu düşürmek, oradan para kazanmak rekabetçilik açısından önemli, sürdürülebilirlik açısından da önemli. Veya farklı iş modelleri elektronik ticaretle çimentoyu birleştirip farklı iş modellerini tüketiciye sunmak aslında fark yarattıracak şeylerden biri. Şunu unutmamak lazım. Geçmişteki son 20 senedeki yaşadığımız krizlerin hepsi 2000'li yıllarda internet balonunun patlaması, 2008 yılındaki krizlerin hepsi yeni fırsatları doğurdu. Dolayısıyla McKinsey'nin bir araştırması vardı. Bu dönemden kazanarak çıkan şirketler Ar-Ge ve inovasyona yatırım yapan şirketlerdir diye. Yanılmıyorsam 3-7% rakiplerine fark atabiliyorlar. Dolayısıyla bugünün doğrularını yapmak bizi 1-2 adım öne geçirebilir rekabete karşı. Kesinlikle doğru. Geçenlerde uzun yıllar Steve Jobs'la yan yana çalışmış bir uzmanı, bir girişimci diyeyim şimdi, canlı yayında konuk ettim ve ona şunu sordum. Steve Jobs olsa böyle bir ortamda ne yapardı diye. Ve şunu söyledi. Dedi ki biz krizle karşı karşıya kaldığımızda Steve hemen bir toplantı düzenledi. Ve dedi ki arkadaşlar şu anda
zıplama zamanı, şu anda yatırım yapma zamanı, şu anda etrafa bakıp kiminle neyi nasıl işbirliği içinde yapabileceğimiz, kimi satın alacağımızı görme zamanı. Sakın ha elinizi korkak alıştırmayın, sakın ha geri çekmeyin. Şu anda hatta gaza basın dedi ve bütün işte iPhone, iPad, bütün o süreçler aslında o kriz döneminde o Ar-Ge'den, o inovasyondan gaz kesmeyip aksine gaza yüklenme sürecinden sonra çıktı ve birbiri ardına gelip hani Apple'ı bir anda üçlük yükseltti dedi. Gerçekten de aslında biraz öyle bakmak lazım. Zaten konvansiyonel şirketlerin bu konuda çok da büyük bir kaldıraç avantajı var. Yani çimento sektöründen örnek verdin. Düşünsene çimento sektöründe bir inovasyonla %1-2 gibi bir verimlilik sağladığını. Bu muhtemelen Sabancı Çimento grubu için milyonlarca dolar, belki 10 milyonlarca dolarlık bir upside'a karşılık gelecek. Yani orada gerçekten ölçeğin büyüklüğü, finansal güç, mevcut yapının varlığı, kaynaklar doğru kullanıldığında çok ciddi şekilde de yukarı doğru çıkış olabiliyor. Ama bir de şöyle bir konu var. Son dönemde çok tartışılıyor. Senin de fikrini merak ediyorum. Deniliyor ki bu süreçten sonra teknoloji, sağlık versus privacy, mahremiyet şeyi denklemi. Yani tracking app'ler gelecek mi? Mahremiyetimizden biraz fedakarlık mı edeceğiz? Daha yoğun teknolojiyi kullanıp kişisel bilgilerimizi bu teknoloji üzerinden daha mı genele açacağız? Sen buradaki dilemmayı nasıl görüyorsun? Covid sonrası dönem için özellikle. Vallahi şimdi bana bunu 2 ay önce sorsaydın, ortada çok Covid yokken sorsaydın daha farklı bir cevap verirdim. Derdim ki hani privacy çok önemli. Privacy den ödün vermeme üzerine kurulu bir toplum daha değerlidir derdim ama şimdi bu dönem bize şeyi öğretti. Belirli noktalarda taviz vererek hayatımızı devam ettirmek mümkün. Yani hani tartışmalarda var ya, cildin altına eğer bir tane sensör yerleştirsek ateşin var mı yok mu? Ben bunu cep telefonuyla bağlasam ve ateşin varsa evden çıkmam. Enforce etsem, yani seni evden çıkmamaya zorlasam toplum sağlığını korumuş oluyorum. Bir, aslında ekonomik sağlığı da korumuş oluyorum. İki, ekonomik ve toplum sağlığı her ikisi de büyük denklemde çok daha önemli bir bireyin huzursuz ve mutsuz olmasında. Ama tabii burada bu işin başı ne, sonu ne, nereye kadar ve nasıl sorularının cevaplanması lazım. Yani hani beni ne kadar takip edeceksin, niye takip edeceksin, nerede bırakacaksın, kim görecek, kim görmeyecek, kötü niyetliler ne olur, kullanır mı, kullanmaz mı bu ilgiyi, nerede başlar, nerede biter. Sanırım önümüzdeki dönemde bunu keşfedeceğiz. Ama hayatımızı, toplum sağlığını ve ekonomik sağlığı gözeterek belirli noktalarda sanki şeye doğru geleceğiz, bir çözüm bulmaya doğru geleceğiz. Normalde bizim teknoloji dünyasında şöyle oluyor ya, teknoloji bir şey üretiyor. Ondan sonra hukukçular geliyor. Ya sen bunu üretmişsin. Burada işte senin dataların var. Privacy şurada. O zaman bunu böyle regüle edelim. Deyip bir iki denemeden sonra o regülasyonu fix ediyorlar. İşte GDPR, KVKK da aslında buradan türedi. Şimdi aslında biz sanki bir şeyi tasarlamak mecburiyetindeyiz hukukçularla. Veya hukukçular işte bu telemedicine örneğinde Fransa'da, Güney Kore'de ve Amerika'da olduğu gibi force majeure'den yola çıkarak ya tamam bu toplum sağlığı ve ekonomi için önemli, bunu böyle yapmak mecburiyetindeyiz deyip belirli noktalarda ödün verme noktasına bizleri sürükleyecekler gibi gözüküyor. Evet, bence çok güzel bir şey tespitte bulundun. Bugüne kadar ya teknoloji önden gidiyordu, regülasyon arkadan gelip onun düzenlemesini yapıyordu. Ya regülasyonlar teknolojiyi tetikliyordu ama belki uzun süredir ilk defa bütün paydaşların aynı anda masaya oturup büyük bir resmi dizayn edebileceği bir döneme geldik. Geçenlerde Thomas Friedman'ın bir konuşmasına şahit oldum. Friedman şunu söyledi, dedi ki Piketty'nin kitabında şöyle bir bölüm vardır. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki 30 yıl altın 30 yıl diye geçer. Çünkü o 30 yıl boyunca bugüne bizi taşıyan ne kadar inovasyon, ne kadar yapı, ne kadar insan ve değer temelli kurgu varsa onların ne diyelim kilometre taşları övülmüştür. Onların foundationları oluşturulmuştur. Ondan sonra da insanlık hızlı bir ilerlemeye geçmiştir. Ama dedi o 30 yıl niçin bizim için altın 30 yıl oldu?
Çünkü Amerika'da Roosevelt vardı, İngiltere'de Churchill vardı. Ve bu iki lider de daha savaş bitmeden kurdukları komisyonlarla savaş sonrası nasıl bir dünyaya gitmeliyiz diye olabildiğince farklı kitlenin fikirlerini almaya çalıştılar. O yüzden de dedi, aslında yeni normal diye tabir ettiğimiz şey bizim bu geçiş döneminde vereceğimiz kararlarla oluşturacağımız iş birlikleriyle şekillenecek. Burada eğer ki otoriter bir tavır benimsersek otoriter bir yeni normal olacak. Burada iş birliğine yönelik, ortak yaratıma yönelik bir tavır benimsersek ona göre bir normal olacak. Herhalde buradaki en büyük nokta senin de söylediğin gibi artık o büyük resmi yapıcı ve büyük sorunları da adresleyecek şekilde yeniden tanımlamak gibi geliyor bana. Bilmem sen ne dersin? Tamamen katılıyorum. Aynı fikirdeyim. Çok güzel özetledin Serdar. Sanırım süremizin sonuna geldik. Yavaş yavaş son sözlerimizi söyleyelim. Ben çok teşekkür ediyorum beni davet ettiğiniz için. Umarım güzel bir paylaşım olmuştur. Önümüzdeki dönemde gerçekten bütün bu konuştuklarımızın senin de söylediğin gibi stres testinden geçtiği bir dönem yaşıyor olacağız. Umarım herkes bu dönemi olabildiğince sağlıklı, başarılı ve verimli geçirir diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Kapanış için son sözü sana bırakıyorum ev sahibi olarak. Çok teşekkürler Serdar. Harika oldu. Yani seni burada konuk etmekten müthiş mutluluk duyduk. Hakikaten vizyonumuzu açtın, ufkumuzu açtın. Çok teşekkürler. Hani ez cümle söyleyeceksek, tek bir şey söyleyeceksek bu dünyada çok hızlı hareket etmek zorundayız. Çevik olmak mecburiyetindeyiz. Dolayısıyla hızlanmamız lazım, projelere ağırlık vermemiz lazım deyip toparlamış olayım. Çok teşekkürler.